Arkadaşlar ben Zeynep Çakır YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere degrade şapka ve atkı yapılışını baştan sona anlatacağım. Şapkamızın boyutu 1 yaşla 3 yaş arasına kadar kullanılabilecek boyut oldu. Örmeye devam ederken e, ve şapkayı tamamladıktan sonra nasıl büyütebiliriz sayılarını da vermeye çalıştım. Atkımızın boyutu da yine aynı şekilde 1 yaşla 3 yaş arası için kullanılabilecek boyut oldu. Yine atkımızı örmeye devam ederken de nasıl büyütebiliriz, küçültebiliriz sayılarını vermeye çalıştım. Sizler de oradan bakarak hem bebeklerimiz için hem çocuklarımız için bu güzel modeli örerek kullanabilirsiniz. Şapkamı ve atkımın tamamını iki kat ip kullanarak ördüm. Kullandığım ipim ise Nakolüks Minnoş ipini kullandım. 100 gram ağırlığında 240 metre uzunluğunda bir ip kullandım. Mavi rengimiz 1986 renk numarası beyaz rengimizde 203'tü galiba bu da yine Nakolux minnoşun ipi arkadaşlar sadece şapka ve atkıyı örmek için 2 yumak mavi ip alabilirsiniz bir yumak da beyaz ip alarak e, tamamlayabilirsiniz ben takım olarak örüp anlatımını yaptığım için hırkamızın yeleğimizin şapkamızın ve atkımız için mavi rengimizden 5. yumağımı açmış oldum Beyaz rengimizden de dördüncü yumağımda tamamlayarak takımı tamamlayacağım arkadaşlar. Yani toplamda 9 yumak yeterli olacaktır. 5 yumağı mavi renk 4 yumağı da beyaz renk alarak takımı tamamlayabilirsiniz. Şapkamı örmek için lastik kısmını 4,5 numaralı şiş kullanarak 40 santim misinalı şiş kullanarak ördüm. Üst kısmını da yine 40 santim 5 numaralı şiş kullanarak ördüm. Sizler lastiğinin biraz daha sık olmasını isterseniz lastiğini 4 numara üst kısmını da 5 numara şiş kullanarak rahatlıkla örebilirsiniz. E, şapkamızı dikizsiz olarak misinalı şiş kullanarak ördüm gördüğünüz gibi at tamamını da 4,5 numaralı şiş kullanarak tamamladım süslemesi için de uç kısımlarına hazır tüylü pompon kullanarak süslemesini yaptım hazırsanız bu güzel modelin yapılışına hep birlikte başlayalım başlayacağım şapkamın tamamını iki kat ip kullanarak öreceğim arkadaşlar ve dört buçuk numaralı 40 santim misinalı şiş kullanarak şapkamızı dikisiz olarak tamamlayacağım Ayrıca şapkayı tamamladıktan sonra da nasıl dikişli örebiliriz yani düz bir şişle örebiliriz onun anlatımda yapmaya çalışacağım sizlere sadece şapkanızı örmek için iki yumak ipiniz yeterli olacaktır. 340 metre uzunluğundan da Lüks minnoş kullanarak şapkamı öreceğim. 2 kat tamamını kullanarak öreceğim. Mavi rengimizin renk numarası 1986 beyaz rengimizin renk numarası ise 208 İlk olarak mavi rengimizi iki kat yaparak başlayacağım ben daha önce hırka ve yelek anlatımını yapmıştım sizlere oradan kalan iplerimle devam ediyorum oradan kalan iplerimle de beyazda dördüncü yumağıma geçtim mavide de dördüncü yumağımı açarak ve yelekten de kalan ipimi kullanarak örmeye başlayacağım İlk olarak mavi rengimizi hemen iki kat yaparak devam ediyorum. Uç kısmını bulalım. İplerimin uçlarını birleştirdikten sonra düzgün bir şekilci şekilde uzunca ipimi alıyorum. Ve hemen şişimi alarak örmeye başlıyorum ilk olarak şişimizde toplamda 96 ilmek atacağım arkadaşlar dediğim gibi 40 santim kullanacağım dikizsiz örebilmek için tek tek ilmeklerimizi şişimize 96 ilmeğimizi atalım çok da bol bırakmıyorum lastiğimizin şu ön kısmının düzgün olması için şurada bir iki genişlik oldu onu düzelterek devam ediyorum şişimizde toplamda 96 ilmeğimizi atalım ve devam edelim Şişime toplamda 96 ilmeği atarak lastiğimizin ön kısmından başlamış oldum. Burada hemen uzunca olan fazla ipimi biraz kestim arkadaşlar. Dikiş olmadığı için ihtiyacım olmayacak. Burayı dümledikten sonra lastik örgümüzü birleştirerek örmeye devam edeceğim. Burada örmeye devam ederken de birleştirme yerine bir işaret takacağım. Şimdilik bu birkaç sırayı rahat örebilmek için Hemen şöyle beyaz renkte bir ip kesiyorum. Sizlerde bu şekilde işaretiniz yoksa devam edebilirsiniz. Hemen bunu düğümledikten sonra uç kısmını birleştirme yerimize geçirerek devam edeceğim. Şu fazla olan kısmı da keseyim. Biraz daha küçük de yapabilirsiniz. Buraya birleştirme yerimize ipimizi taktıktan sonra lastiğimizi birleştirerek devam ediyorum. Burada birleştirmesini yaparken sadece dikkat etmemiz gereken e, düzgün bir şekilde aynı yönde ilmeklerimizin olması gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde şöyle kıvrıldığında birleştirmesini yaptığınızda lastik örgünüz düzgün olmayacaktır. Tekrar yeniden örmeniz gerekecek. Söküp onun için şöyle düzgünce aynı yönde ilmeklerimi düzelterek şişimin uç kısmına da geçerek lastik örgümüzün birleştirmesini yaparak devam edeceğim gördüğünüz gibi hepsi aynı yönde burada hemen ilk ilmeğimi şöyle ilmeklerimi topladım birleştirmesini yapıyorum İlk ilmeğimi düz örgüyle başlıyorum tekli lastik öreceğim bir düz bir ters ilk sıra tabii ki biraz sık olacağı için zorlayacaktır arkadaşlar bir kat sıra ördükten sonra daha rahat bir şekilde devam edecek. İpimizin katını açmadan bir ters, yine bir düz, bir ters, bir düz. bir ters olarak hep ileri doğru şöyle düzelterek sıra sonuna kadar yani başladığımız yere kadar lastik örgümüzü tamamlayalım ve devam edelim ileri doğru bir düz bir ters lastik örgümü kurarak ilk sıramı tamamladım hemen işaretimin sonundaki son ilmeği de ters örgü olarak ördüm eşit bir şekilde lastik örgümüzü kurmuş olduk. Bir düz bir ters devam ederek lastiğimizi birleştirdik arkadaşlar. Şimdi burada tekrar karşıya geçiş yapacağım. İşaretimi hemen yine sağ tarafa alıyorum. Eee dikizsiz olarak öreceğimiz için hiç geri dönüş yapmayacağım. Hep ileri doğru e, lastik örgümü ilmeklerimi yönüne göre örerek devam edeceğim. Burada yine geçiş yaparken ilk sıramızın geçişi çok önemli arkadaşlar düzgün bir şekilde birleştirerek devam edebilmek için hemen şöyle tuttuğumda gördüğünüz gibi ilmeklerim hep aynı yönde olacak şekilde hiç şu ortada kıvrıklık olmadan karşıya geçiş yapıyorum işaretimi aldıktan sonra yine düz ilmeğimi düz ters ilmeğimi ters örüyorum ilk sıramız biraz zorlu oluyor hem siz ördüğümüz için hem de lastik örgümüzü yeni örmeye başladığımız için ikinci sıramız biraz daha rahat gördüğünüz gibi Düzleri düz, tersleri ters örgü örerek, hep ileri doğru sıramı tamamlayacağım. Birleştirme yerine geldikten sonra yine işaretimi sağ tarafa alıp yine aynı şekilde ileri doğru düzü düz, ters, ters örerek devam edeceğim. Lastik örgümüzü bu şekilde tamamlayacağım. Ben e, örmeye devam ederken burada yeleğimden kalan ipimi e, bitirmiş olacağım arkadaşlar ikinci katıma geçeceğim mavi renkte yine onu da diğer yeni açtığım yumağın hemen dışından açarak yine iki kat olarak devam edeceğim Sizler de benim gibi yarım yumaktan başladıysanız bu birleştirme yerinizde arka dikiş yerine getirerek yani birleştirme yerine getirerek tamamlayabilirsiniz Ben normalde burada lastik örgümüzde bu ipimiz biteceği için ve dikiş olacağı için Yeni bir yumakla başlıyorum ama e, tam ne kadar ip kullandığımı ölçebilmek için yarım yumakla başlamış oldum. Sizler e, sadece bir yumakla örmek istediğinizde de tek katını içinden, tek katını dışından açarak da devam edebilirsiniz. Burada dediğim gibi lastik örgümüzü e, hiçbir işlem yapmadan hep ileri doğru ilmeklerimizi aynı yönde örerek lastiğimizi yeter uzunlukta olana kadar tamamlayacağım arkadaşlar. Daha sonra da burgularımızı, modelimizi uygulayarak şapkamı örmeye devam edeceğim. Bu şekilde başlangıç çizgisinden itibaren aradaki ters örgülerimizi saydığımızda Toplamda 28 veya 29 sıra olana kadar lastik örgümüzü tamamlayalım ve modelimizi kurmaya hep birlikte başlayalım. Şapkamı başladıktan sonra hep ileri doğru tekli lastik örgümü yeter uzunlukta olana kadar tamamladım. Toplamda başlangıç hizasından itibaren aradaki ters örgülerimi saydığımda 2, 4, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 sıra olana kadar ördüm. Santim olarak da uzunluğunu vereyim toplamda 10 santim uzunluğunda olana kadar tamamladım arkadaşlar düz örgülerimi örmeye başlayacağım ve burgu modelini yani saç örgü modelinde uygulayarak devam edeceğim şayet sizler şapkayı dikişli olarak örmek istediğinizde de yine ipinizi çift kat yaparak şişinizde toplamda ben 96 ilmek başlamıştım sizler 98 ilmek başlayabilirsiniz 2 ilmek fazla o iki ilmeğinizde sağ tarafa bir ilmek sol tarafa bir ilmek kenar ilmeği olarak ayrımını yapabilirsiniz dikiş olacağı için ve yine aynı şekilde toplamda 29 sıra önden ve tersinden lastik örgünüzü ördükten sonra ön yüzden düz örgünüzü örmeye başlayarak vurgularınızı da yine aynı şekilde benim anlatacağım şekilde yaparak şapkayı dikişli olarak da örebilirsiniz. Ben lastik örgümü 4,5 numaralı şiş kullanarak başlamıştım. Burada düz örgümüze geçtiğimizde de burgularımız olacağı için modelinde toplamasını istemiyorum arkadaşlar. Yine 5 numaralı 40 santim şişimi kullanarak devam edeceğim. Ben şişimi alayım hemen buradan birleştirme yerimizden itibaren modelimizi kurmaya başlayalım. 5 numaralı şişimi aldım ee, düz örgümü örmeye başlayacağım burada artık daha rahat devam edebileceğim için şuraya hemen bir işaret takıyorum arkadaşlar aynı iple de yine devam edebilirsiniz hemen işaretimi aldıktan sonra Hatta bu sıramı tamamlayın birleştirme yerinde takacağım yine mavi rengimizle iki kat ipimle düz örgü örerek devam ediyorum hep ileri doğru düz örgümü tamamlayacağım toplamda 5 sıra düz örgümü ördükten sonra ilk saç örgü modelini uygulamaya başlayacağım burada 5 numaraya şişiş, şişe geçiş yaptım ve ayrıca biraz daha bol tutarak devam ediyorum burgular biraz toplayacağı için çok sıkmadan esnek bir şekilde düz ilmeklerinizi örmeye başlayabilirsiniz bu şekilde birinci sıramı örmeye başlamış oldum. Şöyle tersinden baktığımızda da bir diş gözüküyor gördüğünüz gibi. İleri doğru devam edeceğim. Buraya geldikten sonra yine işaretimi alıp e, tekrar düz örgü örerek devam edeceğim. Hemen şöyle tersinden baktığımızda toplamda 5 diş e, haroşa boyu gözükene kadar düz örgümüzü tamamlayalım arkadaşlar ve ilk bükme işlemini hep birlikte yapalım. Birleştirme yerinden itibaren düz örgümü örerek tamamladım. Hemen şöyle tersinden baktığımızda 2-4-5 sıra ters örgülerimiz olana kadar yani haroş örgülerimiz olana kadar sıramı tamamladım. Ve şu an ön yüzdeyim birleştirme yerinden itibaren burgu modelini uygulamaya devam ediyorum. İşaretim burada yine şapka bitimine kadar takip edeceğim arkadaşlar yerimizi takip edebilmek için. Burada ilk başta burgu modelini uyguluyorum. Bir sonraki burgu modelimizin de sırasını takip edebilmek için hemen şu ipimin ucunu kesiyorum. Ee, yine buraya bir işaret takıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi burgunuzun sırasını takip edebilmek için. Birleştirme yerimden itibaren ilk burgumu yapmaya başlayacağım. Toplam 8 ilmeğimiz olacak. 4 artı 4 şeklinde burgu modelini uyguluyorum. 8 ilmeğimizin ilk 4 ilmeğini örmeden aparatıma alıyorum. Bir tığa veya şişe de alabilirsiniz. 4 ilmeğimi aldıktan sonra öne doğru aldım. Kalan 4 tane ilmeğimi düz örgü örüyorum. 1 2 3 ve 4 Aparatımı aldığım ilmeğimi tekrar sol şişime alıyorum. aldığım ilmeğimi de yine düz örgü örerek ilk bükme işlemini yapmış olduk aralarda 4 ilmeğimiz olacak düz örgü öreceğim yine devam ediyorum 1 2 3 ve 4 tekrar ikinci bükme işlemini yapıyorum aynı şekilde devam edeceğim 8 ilmeğimizin ilk 4 tanesini örmeden aparatımı aldım hep aynı yönde yapıyorum öne doğru aldım Kalan 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Öne doğru aldığım ilmeğimi de tekrar aparatıma pardon şişim alıyorum sol tarafa doğru. Ve aldığım ilmeklerimi düz örgü örüyorum. İkinci bükme işlemini yapmış oldum. Arada tekrar 4 tane düz ilmeğimiz var. 1 2 3 ve 4 üçüncü bükmemizi de yine aynı şekilde yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar yani birleştirme yerimize kadar 8 ilmeğimizin 4 tanesini öne alıp 4 tanesini örüp tekrar öne aldığımız ilmeğimizi şişimize alıp onu da örerek aralarda da 4 ilmek düz örgü örerek bükme işlemini tamamlayalım arkadaşlar ve devam edelim sıra sonuna kadar modelimi takip ederek ördüm. Birleştirme yerimizin önünden hemen 4 tane ilmeğim kaldı. Kalan 8 ilmeğimi de bükerek modelimi tamamladım. Bu kalan 4 tane ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum ve eşit bir şekilde burgu modelimizi, saç örgü modelimizi uygulamış olduk arkadaşlar. Burgu modelimizin aralarında da 4'er tane ilmeğimiz sabit olarak eşit şekilde geldi. Şimdi birleştirme yerine geldim, işaretimi alıyorum. İlk birinci bükme işlemini mavi rengimizde tamamlamış olduk. İkinci bükme işlemine kadar yine ileri doğru düz örgü örerek sıramı tamamlayacağım ve tekrar bükme işlemini mavi rengimizde yapacağım. Yine aynı toplamdan itibaren yani ikinci burgumuzdan itibaren şuradaki işaretimizi görüyorsunuz. İkinci sıramı örmeye başladım. Toplamda yine düz örgü örerek. 5 sıra daha düz örgümüzü tamamlayalım arkadaşlar ve tekrar ikinci kez bükme işlemini hep birlikte yapalım birinci bükme işlemini tamamladıktan sonra yine düz örgümü ileri doğru örerek sıramı tamamladım hemen şuradaki ipimi baktığım yerden itibaren ters örgülerimi saydığımda 2 4 5 diş ters örgülerim olana kadar sıramı tamamladım ve ikinci modelime bükme modelini uygulamaya başlayacağım. Burada ikinci bükme modelimizde kaydırma yaparak uygulayacağım arkadaşlar. Bu aradaki 4 ilmeklerimizi bir önceki sırada bıraktığımız 4 ilmeklerimizi burada bükme işlemi yaparak çaprazlama olarak modelimi uygulayacağım. Şu an birleştirme yerindeyim. İlk e, burgu işlemini yapmaya başladığımızda hemen e, işaretimden sonra bükme işlemini yapmaya başlamıştım. Burada da birleştirme yerimizden sonra ilk dört tane ilmeğimi düz örüyorum. 4 tane ilmeğimi düz ördüm. İkinci sıradaki burgu modelimizi yapmak için hemen 4 ilmeğimden sonraki 8 ilmeğimi bükerek devam edeceğim. Yine aralarda 4 ilmeğimiz olacak. Bu ikinci sıradaki bükme işlemini de ilk sırada öne doğru ilmeklerimi almıştım. İkinci sırada dışa doğru ilmeklerimi alacağım. 1, 2, 3 ve 4 tane ilmeğimi örmeden aparatımı aldım ve dışa doğru alıyorum. Kalan 4 tane ilmeğimi düz ördüm. 1 2 3 ve 4. Dışa doğru aldığım ilmeklerimi aparatıma, aparatımdaki ilmeklerimi tekrar sol şişime örmeden alıyorum. Aldığım ilmeklerimi ipimi aradan geçirdim ve düz örgü örüyorum. Ve ilk bükme işlemini, ikinci sıradaki bükme işlemini çaprazlama olarak yapmış olduk. Şimdi yine arada dört tane düz ilmeğim var. 1, 2, çok sıkmadan devam ediyorum. 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ikinci burgu modelini yapıyorum. İlk 4 tane ilmeğimi örmeden aparatımı aldım ve dışa doğru aldım. Kalan 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Aparatımı aldığım ilmeğimi tekrar sol şişme alıyorum. Aradan ipimi geçirip şişme aldığım ilmeklerimi de örerek ikinci kez bükme işlemini yapmış oldum. Arada yine 4 tane düz ilmeğim var. 1 2 3 ve 4. 4 tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar hemen sonraki 8 ilmeğimin ilk 4 tanesini aparatıma alıyorum ve dışa doğru alıyorum. Kalan 4 taneyi düz ördüm. Ve tekrar aparatımdaki ilmeklerimi sol şişimi alarak üçüncü defa bükme işlemini yapıyorum. Bu şekilde ileri doğru birleştirme yerimize kadar ikinci sırada bulunan bükmelerimizi de tamamlayalım arkadaşlar ve devam edelim. İleri doğru ikinci sıradaki bükme işlemini yaparak devam ettim. Birleştirme yerimizin hemen önünden 2, 4, 6, 8 tane ilmeğim kaldı. Önünde de 4 tane düzüm ördüm. Burada da son bükme işlemini uygulayarak ikinci sıramı tamamlayacağım. 8 tane ilmeğimin 1, 2, 3, 4 tanesini dışa doğru aldım. Kalan 4 taneyi örerek ve aparatımı aldığım ilmeklerimi tekrar sol şişime alarak son bakımı işlemini de burada ikinci sıramızda tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Ve sıramızı tamamladım. Gördüğünüz gibi şöyle hemen tuttum da çevirerek bakalım çaprazlama olarak yine eşit bir şekilde modelimizi uygulamış olduk. Burada ikinci modelimizi tamamladık ve mavi rengimizin de sırasını tamamlamış oldum. Mavi rengimin tek katını kesiyorum. Devam edeceğim. Bu arada örmeye devam ederken küçük yarım yumağımı da tamamladım onu da hemen birleştirmesini yaparken arka lastik hizasına doğru getirdim daha sonra buradan ipimi düz ilmeklerimin arasından gizleyerek temizlemesini yapacağım beyaz ipimi alıyorum yine iki kat hemen mavi rengimi bağlayarak bir mavi bir beyaz olarak modelimi aynı şekilde uygulayarak örmeye devam edeceğim ipimi birleştirdikten sonra Yine düz örgümü öreceğim. Üçüncü modelimize kadar arkadaşlar iki renkli ipimle hiçbir işlem yapmadan toplam işaretimizden itibaren 5 sıra olana kadar örelim. Şu işaretimi almayı unutmuşum. Onu hemen şu aradan bükme işlemimizin yanından tekrar geçiriyorum arkadaşlar. Bir sıra tamamlamış olmuştuk bükmemizi yaparken. Bu sırada ikinci sıramız oluyor iki renkli sıramızla devam ediyorum. ileri doğru toplamda yine ters örgülerimizi saydığımızda işaretimizden itibaren 5 sıra olana kadar sıramı tamamladıktan sonra tekrar bükme işlemini yapmaya başlayacağım. Bu iki renkli ipimizle de toplam iki model uygulayacağım arkadaşlar. Bu iki modeli de yine aynı ilk modelimi uyguladığım gibi birinci modelimi işaretimden sonra ilk 8 ilmeğimin bükme işlemini yapacağım ilk dördünü öne doğru alacağım kalan dört taneyi örüp öne doğru aldığım ilmeğimi tekrar sol şişme alarak bükmemi yapıp yine arada 4 ilmek bırakarak birinci bükme işlemini tamamlayacağım yine iki renkli ipimizde ilk bükmemizden sonra bir sıra ördükten sonra tekrar işaretimden itibaren çaprazlama olarak modelimi uygulayacağım burada modelimi uygulamak için de işaretimden sonra İlk dört tane ilmeğimi düz örüp, kalan 8 ilmeğimin üzerine ilk dördünü dışa doğru alıp diğerini örüp dıştaki ilmeğimi de tekrar sol şişimi alarak ikinci defa aynı mavi renkte yaptığımız gibi modelimi uyguladıktan sonra birleştirme yerine geleceğim ve mavi katımı keserek ikinci e, ipimi yani ikinci beyaz katımı bağlayacağım ve sadece beyaz rengimle toplamda yine aynı şekilde ilk sırada yaptığım gibi iki bükme işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Son sıramızda da son bükme işlemini uyguladıktan sonra da düz örgümü ileri doğru 200 sıra ördükten sonra şapkamızı tamamlamış olacağız. Yani bu aradaki renk geçişlerimizde iki renkli de de beyazda da aynı bu ilk sırada uyguladığımız gibi iki model uygulayarak tamamlamış olacağız. Bu şekilde şapkamızı modelimizi takip ederek ve renk geçişlerimizi takip ederek tepeye kadar modelimizi uygulayarak tamamlayalım ve şapkamızın tepe kısmını oluşturarak tamamlayalım. Şapkamın modelini takip ederek ve renk geçişlerini takip ederek tepeye kadar örerek tamamladım. İlk modelimizi kurmaya başlamış başladığımda iki kat mavi rengimle iki model uygulamıştım. Daha sonra tek katını kesip beyazı birleştirerek yine bir beyaz bir mavi ipimle iki tane model uyguladım. İkinci modelimi tamamladıktan sonra mavi ipimi kesip beyaz ipimi iki kat yaparak iki kat iki modelde beyaz ipimle tamamladım son ikinci modelimden sonra da toplamda 4 sıra örerek tepeye kadar örmüş oldum ve şapkamızı tamamlamış oldum burada kalan ilmeklerimin tamamında tepesini toplamak için yine düz örgü örerek 2 2 ilmeklerimi birlikte alacağım ve tepesini toplayacağım arkadaşlar devam ediyorum sıra 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 sonuna kadar yani birleştirme yerimize kadar şişimizde bulunan ilmeklerimizin tamamını 2 ilmek olarak alacağım ve ilmeklerimizi de eksiltmiş olacağım. Bu şekilde devam edelim. Kalan ilmeklerimizi de hemen toplayarak pomponumuzu da dikerek şapkamızı tamamlayalım. İleri doğru ilmeklerimin tamamını iki ilmek e, bir alarak devam ettim. İlmeklerimizi azaltmış olduk. Artık işaretimi alabilirim. Burada tepesini toplayacak kadar ipimi uzunca kesiyorum. Pomponumuzun da dikişini yapacağız arkadaşlar. Hemen ipimi kestikten sonra bir iğnenin içerisinden geçiş yaparak devam ediyorum. İpimi iğneden geçirdikten sonra İleri doğru ilmeklerimi tek tek iğneme alacağım. Kalan ilmeklerimizi toparlayıp tepesini büzdürmek için bu şekilde ilmeklerimizi toparlayalım. iğnemizi alarak ipimizi içinden çekeceğiz. Kalan ilmeklerimin içerisinden tek tek hepsini toparlayarak ipimi de çekiyorum arkadaşlar ve tepe kısmını gördüğünüz gibi büzdürmüş olduk. Hemen tersini çeviriyorum iğnemi de içeri doğru aldım. Tersini çevirdikten sonra şu kalan ilmeklerimin sıkı, sıkılaştırmak için burayı yine ilmeklerimin içerisinden tekrar karşıya doğru tekrar geçiş yapıyorum. Devam ediyorum, iyice sıklayarak. kullandıkça açılmaması için sağlam olması için. tekrar geçtikten sonra burada tepesine de hazır tüylü bir pompon kullanacağım arkadaşlar Dilerseniz siz e, bu kalan iplerinizden de e, iki renkli ip yaparak ya da sadece beyaz yaparak pomponuzu tamamlayabilirsiniz ben şu şekilde hazır tüylü bir pompon kullanarak şapkamı tamamlayacağım burada hemen ipimi şu ortadan tığımla içe doğru çekiyorum İpin biraz ince olduğu için çok bağladığımda sık olmayacak Hemen bunu tekrar tersini çevirerek şu topladığım ipimle bunu bir düğümlüyorum. Düğümledikten sonra hemen pomponumu şekilde tam uç kısmına doğru yerleştiriyorum. Ve aralardan bir şapkamızdan bir pomponun tüylerinden geçiş yaparak sıkılıyorum. Kullandıkça gevşememesi ve açılmaması için tek tek şu aralardan ileri doğru devam ediyorum. İğnem biraz kısa kaldı. Bu şekilde yaptığımızda kullandıkça pomponumuz gevşeme olmuyor arkadaşlar sabit bir şekilde ve sıkı bir şekilde kalmış oluyor Sizler de bu şekilde yaptığınızda daha sağlam olacaktır başladığım yere kadar etrafından geçiş yaparak sıkılıyorum son bir kez şuradan geçiş yapacağım sıkıladıktan sonra hemen şu aradan geçiş yaparak ipimi de düğümleyerek Sabitliyorum. Kalın ipimizi de keserek pomponumuzundan dikişini yapmış olduk. Hemen şöyle çevirdiğimizde gördüğünüz gibi sıkı bir şekilde pomponumuzu ve şapkamızı tamamlamış olduk. Başladığımız ipimiz burada. Onu da hemen şu şekilde bir iğne yardımıyla veya bir tığ yardımıyla şu düz ilmeklerinizin arasından geçiş yaparak temizlemesini yapabilirsiniz. Yukarı doğru çok kısa tutmuyorum uzunca şöyle yürütmesini yapalım arkadaşlar ve ölçülerine hep birlikte bakalım. İpimin temizlemesini yaptıktan sonra fazla olan kısmı keserek tamamlıyorum. Burası tersi, hemen burası ön yüzü. Gördüğünüz gibi şapkamızı tamamlamış olduk gayet güzel bir şekilde tamamlandı arkadaşlar hemen şöyle tekrar uzunluğunu ve genişliğini vermeye çalışayım sizlere şapkamızın boyutu 1 yaşından 3 yaşına kadar kullanılabilecek boyutta oldu Tabii ki tepesini toplayıp dikişimizi yaptığımız için şu anki uzunluğumuz 22 santim uzunluğunda Hatta 23 santim uzunluğunda genişliği de lastikten ölçtüğümde 18 santim Diğer kısımdan ölçtüğümde de yine aynı 18 santim olarak şapkamızı tamamlamış oldum. Dediğim gibi bir yaşla üç yaş arası kullanabilecek boyut oldu. Şayet eliniz çok sıkı ise bu üst kısmı lastiği tamamladıktan sonra vurgularınızı 6 numara şiş kullanarak da yapabilirsiniz. O şekilde kalıbı birazcık daha büyük olacaktır arkadaşlar. Dilerseniz lastiğini ben 4,5 ile başlamıştım. Lastiğini 4 ile başlayıp Urgu kısmını da 5 numaralı şişle de rahatlıkla örebilirsiniz lastiğini biraz daha sık olmasını istiyorsanız 4 numaralı şişe de başlayabilirsiniz rahatlıkla hemen nasıl büyütebiliriz anlatımında yapmaya çalışayım sizlere e, şapkamızı biraz daha büyük örmek istediğimizde bir model fazla yapmamız gerekiyor onu da 12 ilmek fazla başlamamız gerekiyor Arkadaşlar yani bir model daha yapıp biraz daha büyük örmek istediğinizde 108 ilmek başlayarak 108 ilmeğinizde yine lastik örgünüzü 30 sıra örerek vurgu modeline geçebilirsiniz biraz daha büyük büyük örmek istediğiniz için de bu her burgunun arasında bulunan 5 sırayı siz 6 sıra yaparak bükme işlemini yapabilirsiniz her sırada 6 sıra uzattığınızda şapkanızın boyutu birazcık daha uzun olacaktır onu da 3 yaşından 5-6 yaşına kadar kullanabilecek boyutta olur arkadaşlar dediğim gibi 6 numaralı şişle ördüğünüzde yine 4-5 yaşa göre uygun olacaktır aynı sayıda bu şekilde şapkayı büyütebilirsiniz yine biraz daha 7-8 yaş için örmek istediğinizde şapkanızı 120 ilmek başlamanız gerekiyor gerekiyor tane burgu modeli fazla olması gerekiyor onu da yine şu aralardaki sayıyı 7 sıra yaparak ya da 8 sıra yaparak bükmelerinizi yaparak yine genç renk geçişlerini aynı şekilde takip ederek şapkanızı büyütebilirsiniz. Dediğim gibi kullandığınız ip de çok önemli. Yine aynı sayıda başladığınızda. Tek kat ince bir bebeğini ip kullanarak ördüğünüzde boyutu o zaman da 6 aydan 1 yaş 1,5 yaş arası için olabilir. Kullanılan ipi şişe ve boy, e, elinize göre boyutunda farklılık olabilir arkadaşlar. Şapkamızı tamamlamış olduk. Videomuzu hiç bölmeden hemen e, atkımızı örmeye başlayalım. Atkımızda yine aynı ipleri kullanarak öreceğim. 4,5 numaralı şiş kullanarak atkımı örmeye başlayacağım. Atkımı da mavi rengimi, pardon beyaz rengimle başlayacağım. Uç kısmından başlayacağım. Renk geçişini yaparak ortada da maviyi kullanarak devam edeceğim. Ee, hala devam ediyorum. Dördüncü yumaklarımı kullanarak da atkımı örmeye başlamış oldum. Beyaz ipimi iki kat yapıyorum. Biraz e, ipimi de uzunca bırakacağım. Uç kısmına pomponumuzu tekrar dikebilmek için. ipimi uzunca eşitleyerek aldıktan sonra... Şişime toplamda 27 ilmek atıyorum. 27 ilmeğimizi attıktan sonra yine haroşa örgü örerek devam edeceğim. Ilmeklerimizi atalım ve örmeye başlayalım. şişme toplamda 27 ilmeğimi attım. Fazla olan ipimi de doladım. Hemen bu son ilmeğimden sonra başladığım ipimle burayı sabitliyorum sizler biraz daha geniş olsun isterseniz 28 ilmekte başlayabilirsiniz arkadaşlar İpimiz kalın olduğu için şu an 27 ilmek yeterli biraz daha geniş ve büyük olsun isterseniz 28 29 ilmek atarak da başlayabilirsiniz ön yüzden ilmeklerimi attım tersinden örmeye başlıyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım haroşa örgü örerek devam ediyorum Sıra sonunda iki ilmeğimiz kalana kadar haroş örgümüzü tamamlayacağım. Burada her iki kenar ilmeklerimi aynı hırkanın ön kısmında yaptığım gibi sıra sonunda örmeden alacağım. Sıra başında düz örgü örerek kenarlarımızı düz örgü çalışması yapacağım arkadaşlar. Devam edelim. İki ilmeğimiz kalana kadar. Sıra sonundaki ilmeğim kalana kadar tamamladım. Son iki ilmeğimi ipimi öne alıp örmeden alıyorum. Ön yüze dönüş yaptım. Sıra başındaki iki tane ilmeğimi düz örgü ördüm. Diğer ilmeklerimi yine haroşa örgü örerek devam ediyorum. Burada da yine sıra sonunda iki ilmeğim kalana kadar haroşa örgümü tamamlayacağım. Hemen bu sıramızı da hep birlikte tamamlayalım. Her iki kenarda aynı şekilde devam edecek. son iki ilmeğimi örmeden aldım ve kenar ilmeklerimi e, alarak sıramı tamamladım. Ön yüze dönüş yapıyorum. Yine aynı şekilde baştaki iki ilmeğimi düz örüp devam edeceğim. Bu şekilde beyaz rengimizde toplamda ön yüzden baktığımızda e, haroşa sıramız 22 diş olana kadar beyaz rengimizi tamamlayalım arkadaşlar ve renk geçişimize geçerek devam edelim. Atkımızın beyaz renk sırasını toplamda başlangıç cezasından itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 diş haroşa boyu örerek tamamladım. Beyaz rengimizi tamamlamış olduk. Hemen tek katını kesiyorum ve mavi rengimizi birleştirerek renk geçişlerini yaparak devam edeceğim. Şu an ön yüzdeyim. Hemen tersinden ipimin birleştirmesini yaptım yine aynı şekilde haroşa örgü olarak öreceğim arkadaşlar mavi rengimizde yani mavi ve beyaz rengimizde de iki kat rengimizde de toplamda yine 22 diş haroşa boyu ördükten sonra iki renk sıramı da tamamlayacağım ve beyaz rengimi de keserek beyaz rengimin yerine diğer mavi katımı bağlayarak iki kat mavi renginde de diğer uç kısma kadar düz mavi olarak örmeye devam edeceğim bu şekilde 22 diş olana kadar iki renkli sıramızı tamamlayalım. İpimizi keselim, maviyi birleştirelim. Mavi renk sıramızla da toplamda diğer uç kısma kadar 78 veya 80 diş haroşa boyu olana kadar örelim arkadaşlar. Daha sonra yine mavi rengimizin tek katını keserek beyaz rengimizi birleştirelim. İki rengimizde de diğer uç kısmı içinde aynı burada yaptığımız gibi 22 diş Mavi ve beyaz rengimizle sıramızı tamamlayalım. Daha sonra beyaz rengimize geçiş yaparak toplamda da 22 diş haraşo boyu olana kadar beyaz rengimizle örelim. Atkımızı tamamlayalım. Kesimini yaparak pomponların birleştirmesini hep birlikte yapalım atkımın uç kısmından başladıktan sonra 22 diş beyazlı sıramı tamamladım daha sonra iki renkli sıramla da 22 diş örerek tamamladım mavi rengime geçiş yaparak mavi rengimizle de toplamda 80 diş haroşa boyu olana kadar ördüm 80 dişi tamamladıktan sonra yine iki katlı rengimle 22 diş iki renkli mi beyaz rengime de geçerek 22 diş haroşa boyu olana kadar da beyaz rengimi tamamladım her iki uç kısmını aynı şekilde renk geçişli olarak tamamlamış olduk ön yüzden de sıra sonuna kadar kesimini yaparak atkımı tamamladım ve her iki uç kısmına da pomponlarımı dikerek süslemesini yapacağım ipimi birazcık dikecek kadar uzunca bırakıyorum örmeye devam ederken de e, dördüncü yumağımı bitirdim beşinci yumağıma geçiş yaptım arkadaşlar beyaz e, yumağımdan da dördüncü yumağımdan da bu kadar ipim kaldı bu kalan iplerimle de patik anlatımını yapacağım inşallah. şayet e, tek atkı ve şapka örmek isterseniz e, iki yumak maviden bir yumak beyaz ipten almanız yeterli olacaktır Burada hemen ipimi yine iğnemin uç kısmından geçiriyorum. iki katını geçirdim. Son ilmeğimin içerisinden de geçiş yaparak pomponumuzun dikişini yapacağım. İlk olarak ön yüzden tersinden de iplerimi renk sırasına göre gizleyerek temizlemesini yaptım. Hemen şöyle çeviriyorum. Şu düz kesim yaptığım yerlerden iğnemi şöyle aralıklı geçirerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Uç kısmını büzdüreceğim. Daha sonra da pomponumuzun dikişini yaparak sabitleyeceğim. Burayı topladıktan sonra hemen aynı şapkada kullandığım gibi tüylü pomponumu alıyorum. Burada bağlayacak yerimiz olmadığı için hemen şu bağcık kısmını kesiyorum arkadaşlar ve uç kısmına yerleştirerek dikiş yaparak sıkı bir şekilde pomponumuzun dikişini yapacağım. Şu aralardan geçiş yapıyorum bir atkının uç kısmından bir pomponumuzdan iğnemi geçirerek devam ediyorum sıkılıyorum şu uçlarını da biraz ortaya doğru topluyorum her iki ucu diğer uçtan da yine geçiş yaparak ortaya doğru topluyorum şu aralarda boşluk kalmasın diye ve pomponumuzda biraz sık olsun kullandıkça açılmasın diye aralardan da geçiş yapıyorum bu arada atkımızın boyu da başlangıçtan bitiş e, hizasına kadar toplamda e, 93-94 e, santim uzunluğunda oldu. Tabii ki kullandıkça biraz da esneme payı olacak arkadaşlar. Pomponlarımızla birlikte toplamda 100 santime yakın uzunlukta olarak tamamlandı. Sizler biraz daha büyük örmek isterseniz bu aralardaki renk geçişlerini 22 sırayı toplam 24 yaparak aradaki e, mavi rengimizde 82-83 sıra yaparak da ayarlayabilirsiniz büyük örmek istediğinizde ekşimizi iyice sağlamlaştırdıktan sonra şuradan şöyle içerisinden birkaç defa geçiş yaparak sıkılıyorum ve kalan ipimi de keserek buradaki uç kısımdaki pomponumuzu tamamlamış oldum Hemen diğer tarafta da başlarken ipimizi uzunca bırakmıştım. Gördüğünüz gibi sıkı bir şekilde pomponumuzu tamamladık. Diğer uç kısmı da aynı şekilde pomponumuzun dikişini tamamlayalım ve devam edelim. Atkımın her iki pomponunun dikişini de tamamladım ve gördüğünüz gibi atkımızı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Hem şapkamızı hem atkımızın anlatımını sizlere yapmış oldum. Kullandığınız ipe göre verdiğim sayılara göre ölçüleri değişebilir. Her öğren kişinin elinden boyut farklı olabilir arkadaşlar. Bu güzel takımın da anlatımını yapmış oldum sizlere. Bir sonraki videoda da inşallah bu takımın patiğini de anlatarak takımı tamamlamış olacağım. Örecek arkadaşlara kolay gelsin. Şimdiden kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok sevinirim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.